Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere işi köfte tarifi vereceğim. Tam bir eğitim videosu olacak. En ince ayrıntısına kadar püf noktaları ile sizlere anlatmaya çalışacağım. Umarım sizler de ilk kez deneyecek olanlar da başarılı bir sonuç elde ederler bu videoyu izledikten sonra. Öncelikle işi köfte yaparken mutlaka iç harcımızı hazırlamakla başlıyoruz. Eğer kırmızı soğan bulabiliyorsanız işi köftede kırmızı soğan kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü daha az sulanıyor. Böylelikle iç harcı daha az sulanacağı için, daha güzel kıvamda olacağı için pişerken, yapım aşamasında vesaire çatlamaların önüne geçmiş olacak. Ben 1 kiloluk kıyma ile yapacağım işi köfteyi. 1 kilo kıymaya 1 kilo kuru soğan eklemelisiniz. Kabukları soyulmuş 1 kilo soğan eklemelisiniz. Lezzetli işi köftenin sırrı kıyma ve soğanın aynı miktarda olmasıdır. O yüzden lütfen soğanı kısmayın. Pişince zaten ölüyor, hiçbir şey kalmıyor. 1 kilo kıymayı tencereme ekliyorum. Güzelce sürekli karıştırarak kıymamı pişiriyorum. Tane tane pişmesini sağlıyorum. Kıyma öncelikle suyunu salacak, ondan sonra çekecek. Bu zamana kadar güzelce karıştırarak kıymamızı pişirelim. Bu yapacağımız tariften 31 adet, 31-32 adet işi köfte çıkıyor. Eğer ki size çok gelirse aynı yapmış olduğum ölçülerin yarısını kullanın. 1 kilo kıyma değil de 500 gram kullanın, 500 gram kuru soğan kullanın gibi malzemeler listesini açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan bakıp malzemeleri eksiltebilirsiniz. Ben fazla gelen işi köfteleri buzluğa atıyorum. İstediğim zaman kullanıyorum. Şimdi kıymayı çok güzel bir şekilde kavurduk. Suyunu saldı, çekti. Suyunu çektikten sonra doğramış olduğumuz soğanları ekliyoruz. Soğanları rondodan çekmenizi önermiyorum. Çünkü sulanıyor. Soğanların sulanmasını istemiyoruz. Minik minik doğrayın. Benimki açıkçası çok minik olmadı. Ama büyük parçalarını çıkardım, bıçakla küçülttüm, tekrar ekledim vesaire. Ama görmüş olduğunuz gibi piştikten sonra içerisinde görünmeyecek bile. Soğanlar da bu şekilde öldükten sonra 110 gram tereyağı ekledim, pastörize tereyağı. Tereyağı mutlaka eklemelisiniz. Tereyağı veya margarin, eğer margarin yiyorsanız tabii ki margarin de ekleyebilirsiniz. Margarin bu eti donduracak. Güzel bir şekilde iş köftenizi yapmanızı sağlayacak. O yüzden mutlaka katı yağ eklemelisiniz. Şimdi bir yemek kaşığı biber salçası ekledim. Biber salçası ile de şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Biber salçası yoksa tabii ki domates salçası da ekleyebilirsiniz. Bol kırmızı biber, karabiber, tuz ekliyorum. Birkaç çeşit kırmızı biber kullandım. Baharatları eksiltip azaltabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Kimyon ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim. Şöyle baharatları da ekleyip altını kapatacağım ve maydanozunu cevizine ekleyeceğim. Soğanlar öldü. Kıymamız zaten çok güzel bir şekilde pişmişti. Normalde işte bazen ben soğanı kavurup eti o şekilde de pişirdiğim zamanlar olur ama annem bu şekilde yapardı. Ben de bu şekilde yapıyorum. Neden önce soğanları kavurmadınız diye eğer soracak olursanız soğanlar da çok güzel bir şekilde pişiyor böyle. Bu şekilde tane tane pişirmemiz gerekiyor. Altını kapattık. Yarım demet maydanoz kıydım ince ince. Maydanoz çok güzel bir aroma, lezzet katacak. Ve biraz da bir su bardağı kadar da ince çekilmiş. Yani çok da ince değil. Ağza gelecek şekilde çekilmiş. Ceviz ilave ettim. Çok lezzetli bir iç harç elde ettik. İç harcımız tamam. İnanın en lezzetli bir şekilde size iç harç tarifini de vermiş bulunuyorum. Bu tarifi mutlaka uygulayın, deneyin diyorum. Bu şekilde bir tepsiye yayıyorum ki çok hızlı bir şekilde soğusun. Bu iç harcımızın mutlaka yağının donmuş olması gerekiyor. Mutlaka tamamen soğumuş olması gerekiyor iş köfteye başlayabilmemiz için. Dilerseniz bir gün önceden yapın. Kış günü ise balkona koyarsınız. Eğer yazın yapıyorsanız da buzdolabına atarsınız. Mutlaka soğuk olması gerekiyor. Şimdi 2 su bardağı köftelik bulgurlu yoğurma kabının içerisine ekleyelim. 1 su bardağı irmik. 1 tatlı kaşığı tepeleme tuzu ekleyelim. Şöyle güzelce bir karıştıralım.
200 ml'lik bardak kullandım. 2 su bardağı köftelik bulgur, 1 su bardağı irmik ve tuz. Güzelce karıştırdıktan sonra 2 su bardağı da sıcak su ekliyoruz. Ama kaynar olmasın, ılığa yakın bir sıcaklığı olsun suyun. Suyu da ekledikten sonra şöyle güzelce bir karıştıralım ve üzerini kapatalım. 10 dakika kadar bu şekilde dinlenmesi yeterli olacaktır. Çok basit, kolay, inanın ilk kez yapacaklar dahi bu tarifi yapabilir. En kolay şekilde, en güzel tarifi veriyorum şu an sizlere. Kanalımda daha farklı iş köfte tarifleri de var. Ama bu en kolayı ve kızartacaksanız en lezzetlisi diyebilirim. Üzerini kapattım, 10 dakika dinlendirdim. Şimdi yoğurma aşamasına geçiyoruz. Normalde benim mutfak şefim var, kitchen eğitim var. Onda 5-10 dakikada hemen yoğurabilirdim ama bir eğitim videosu olsun istediğim için ayrıntıları ile evde nasıl yapabilirsiniz göstermek istedim. Normalde çiğ köfte yoğurma leğenleri oluyor, alüminyum. Onlardan varsa çok daha güzel olur ama bende o tarz bir şey olmadığı için bu tepside göstereceğim nasıl yoğurulur. Şimdi dinlenmiş olan bulguru aldım. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçasını ekliyorum. Kafanız karışmasın diye bu şekilde hepsini bir anda ekleyeceğim. Normalde yumurtayı sonradan eklerdim falan ama hiç sorun değil. 2 adet yumurtayı ekliyoruz. Kuru reyhan, karabiber, pul kırmızı biber ekliyorum. Ve 2 su bardağı da ben bayat ekmekleri kurutuyorum. Rondodan geçiriyorum, un haline getiriyorum. Ve galeta ununu kendim yapıyorum. Dilerseniz hazır 2 su bardağı galeta unu kullanın. Dilerseniz benim yapmış olduğum gibi bayat ekmekleri kurutup rondodan geçirin. Ve o şekilde 2 su bardağı da galeta unu ekleyin. Bu arada kuru reyhan sevmezseniz eklemeyebilirsiniz dışına. Olmaya da bilir, eklemeyebilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Ben mesela kimyon eklemedim. Dilerseniz kimyon da ekleyebilirsiniz. Baharat olayı tamamen size kalmış. Bütün malzemeleri şöyle bir ekledikten sonra karıştırıyorum. Tuzunu vesaire tadına bakın. Tuzunu zaten biliyorsunuz başta eklemiştik. Bir tatlı kaşığı tepeleme yeterli geldi. Çiğ köfte yoğurur gibi yoğuruyoruz ama çok çabuk hızlı bir şekilde yoğuracağız. Çünkü bulgurları ısladık. Kuru kuru bulguru yoğuramazsınız. O yüzden yanınızda mutlaka bir ılık su bulunsun. Yaklaşık bir 2-3 su bardağı kadar yanımda su bulundurdum. Ara ara yavaş yavaş dökerek bu şekilde yoğurdum. Suyunu çektikçe bu bulgur elinizin altında kurudukça su ilavesi yaparak bu şekilde yoğurun. Bakın görüyor musunuz? 5-10 dakika yoğurmanız yeterli olacaktır. Maksimum 10 dakikada dışarç hazır olur. Hem elle açmayı hem de salatalık ile açmayı göstereceğim. Salatalık yerine havuç vesaire de açabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olur. Umarım yapmak isteyen herkes yapabilir. Özellikle satış yapmak isteyenler bu tarifle yapın derim. Güvenilir bir tarif. Çıtır çıtır çok lezzetli oluyor. Evet, ben güzelce bir 5-10 dakika yoğurdum. Yoğurulduğunu nasıl anlayacaksınız? Macun kıvamına gelecek. Ondan sonra elinizi gidin güzelce yıkayın, temizleyin. Temizledikten sonra benim gibi elinizde bir parça kopartın, yuvarlayın. Açmaya çalışın. Güzelce açılıyorsa dış harcınız olmuş demektir. Ben bir 10 dakika kadar yoğurdum. Böyle macun gibi çok güzel kıvamı oldu. Bulgurun tamamen yumuşamış olması gerekiyor. Bütün her şeyin birbirine girmiş olması gerekiyor. Dış harcımız da bu şekilde donmuş olması gerekiyor. Böyle elinizde sıktığınızda çiğ köfte gibi şekil alabilmeli. Şimdi ilk etapta el ile nasıl açıyorum onu göstereceğim.
Cevizden biraz büyük bir parça kopardım. Elinizi nemlendiriyorsunuz. Açacağınız parmağınızı da nemlendiriyorsunuz. Hem köfte harcını böyle elinizde çeviriyorsunuz. Hem parmağınızla da içerisinden geçiyorsunuz. Eliniz mutlaka nemli olmalı. Yoksa yapışır hamur elinize. Dişi köftede mutlaka ama mutlaka bu dış harcı incecik açmalısınız. Eğer ince açamazsanız hiç lezzetli olmaz. Hiç güzel bir dişi köfte olmaz. Çok ağır bir dişi köfte olur. Kağıt gibi açabilmelisiniz. Bunu salatalık ile de çok güzel kağıt gibi açabiliyorsunuz. Göstereceğim inşallah. Bu uçlarındaki fazlalıkları alıyorsunuz. Yumurta gibi böyle sivriltirken uçlarında böyle hamuru birikecek. Onları mutlaka kopartın alın. Hiç güzel olmaz. Çünkü kalın kalın orada kızarır. Lezzetini bozar. Mutlaka o kenarlarından fazlalıklarını alıp yumurta şeklini veriyoruz. Şöyle elimizle de bir gel git yapıyoruz. Berkleştiriyoruz, böyle sağlamlaştırıyoruz. 2-3 tane elimle göstereceğim şimdi. Nasıl ki kalın açılmış bir baklava yufkasıyla yediğiniz baklava çok kötü olursa, işi köftede de o şekilde kalın açılırsa çok kötü olur. Yani olmaz arkadaşlar. Bunun püf noktası ince açabilmek. Bakın, kağıt gibi açmalısınız bu şekilde. Belki de elle denemek isteyen olursa diye birkaç tanesini böyle gösterdim. Şimdi bir tane daha gösterdikten sonra salatalıkla açmayı göstereceğim. Böyle yapıp buzluğunuzda yer açıp bir yağlı kağıt serip böyle sıra sıra işi köfteleri dondurabilirsiniz. Donduktan sonra da bir buzdolabı poşetine koyup üst üste böyle taş gibi böyle donduktan sonra üst üste de koyabilirsiniz. O şekilde buzluğunuzda muhafaza edebilirsiniz. Peki buzluktan çıkartınca nasıl pişireceksiniz? Buzluktan çıkartın, bir 5 dakika kadar mutfak ısısında beklesin. Tam buzu çözülmüyor. Tam buzu çözülmeden de ısınmış yağda güzelce kızartıyoruz. Kızartma aşamasını da göstereceğim. Yine aynı şekilde kızartırsınız. Yapıp buzluğa atabilirsiniz. Ticaretini yapabilirsiniz. İşi köfte satışları, siparişleri alabilirsiniz. Bu tarifle siparişi alın derim, yapın derim. İşi köfte de bir de dağılmadan pişirebilmek de çok önemlidir. Yani dışına galeta unu kullandığımız için, yumurta, irmik kullandığımız için de ve güzel yoğurduğumuz için bu riski en aza indirmiş oluyoruz, minimum düzeye. Önceden zaten annem şey dedi, işte önceden annemler bizim ekmekçi kullanırlardı, un sonradan çıktı dedi. Yani un ile yaptığımızda daha riskli oluyor. Galeta unu hem çok güzel çıtır çıtır kızartmamıza sağlıyor, hem de dağılma, çatlama riskini minimuma indiriyor. Yine aynı şekilde salatalık ile açarken arkadaşlar elimizi de nemlendiriyoruz. Salatalığı da nemlendiriyoruz. Suya batırıp çıkartıyoruz. Hem elimizde salatalığı döndürüyoruz, hem de köfte harcını döndürüyoruz gördüğünüz gibi. Köfte harcını güzelce döndürebilmemiz için avuç içimizin de nemli olması gerekiyor. Yani böyle parmağımızda suya batırıp avucumuza sürüyoruz. Bakın kağıt gibi açıldı, görüyor musunuz? İncecik. Yani bu arada salatalık ile açarken çok fazla böyle bastırmayın. Yani böyle baskı uygularsanız yırtılır hamurunuz. Hafifçe, nazik bir şekilde döndürerek yapalım. Kimler yarın işi köfte yapmayı deneyecek? Bu video gerçekten işinize yaradı mı? Yorumlarda belirtin lütfen. Şöyle düzleştirmelerini yapıyorum. Son rötuşlarını yapıyorum ağzını kapattıktan sonra da. Fazlalıklarını alıyorum. Şöyle avucumun içinde de şöyle bir döndürüyorum. Tepsiye koyuyorum.
Evet, son bir kez daha açma işlemini göstereceğim ve işi köftelerimiz hazır. Öğle saatlerinde yaptım. Akşam kızartacağım. Kızartma aşamalarını da göstereceğim. Bizim Maraş'ta özellikle annemler hep haşlarlar aslında. Ama ben kızartmayı sevdiğim için sürekli kızartma şeklinde yapıyorum. Eğer kolesterolünüz işte vesaire varsa haşlayarak da yapabilirsiniz tabii ki. Bu en son kalan hamurdu. En son kalan hamur böyle risklidir. Bu arada yaparken işte bir iki tane falan çatlama patlama hani olabilir hani açarken açma son şeyinde. İnanın bende bile oldu oluyor yani. Bu sizi ümitsizliğe düşürmesin. Yaptıkça daha iyisini yapacaksınız. Yaptıkça daha iyisini yapacaksınız. Sürekli yapın, deneyin. Bu şekilde hepsini hazırladım. Kızartma işlemi için böyle büyük bir tencere kullanırsanız tabanı geniş ve biraz da en azından böyle işi köftelerin yarısına kadar gelecek şekilde sıvı yağı ekleyin ve ısıtın. Isınmış olan yağın içerisine atıyoruz. Bu arada ocakta son dem açık yani böyle kısmayın altını. Yağ çekmeden güzel bir şekilde kızarsın diye. Tabanı tamamen kızarana kadar dokunmuyoruz. Kızardıktan sonra çevirme işlemini yapıyoruz ki dağılmasın. Bu da çok önemli. Dar bir tencerede işte sürekli karıştırarak köfteleri kızartırsanız çatlatır patlatırsınız. Eğer haşlayacaksanız da nasıl yapacaksınız biliyor musunuz? Suyu koyacaksınız, tuzlu su kaynayacak. Kaynar suyun içerisine köfteleri atacaksınız. Köfteler suyun yüzeyine çıkana kadar hiçbir şekilde müdahale etmeyeceksiniz. 2-3 dakika içerisinde zaten suyun yüzeyine çıkıyor. Suyun yüzeyine çıktıktan sonra da bir 30 saniye, 1 dakika kadar suyun yüzeyinde haşlanması yeterli. Ondan sonra ki bir kevgir yardımıyla alın. Haşlama işlemi de o şekilde olacak. Kızarttım. Bunu böyle güzelce yerken limon sıka sıka yemenizi tavsiye ediyorum. Misafirlerim de çok beğendi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Gerçekten böyle özenerek çekmeye, size anlatmaya çalıştım. Lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizin yorumlarınız benim için çok ama çok kıymetli. Her birini okuyorum. Ve bu şekilde işi köfte tarifimin sonuna da geldim. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.